Kimler gelmiş, kimler? Kimler gelmiş Rıza? Ha? Kimler gelmiş Rıza? Kimler gelmiş ha sence? Dur, 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 dur. Ben sana yardımcı olayım. Aradığın kelime Azrail olabilir mi acaba Rıza? Ya da kabusun gelmiş diyebiliriz mesela. Anlamadım Rıza. Hani şu yıllardır her gece gözlerini yumduğunda karşına çıkan, seni uykunun en tatlı, en koyu yerinde terler içinde yatağından fırlatan kabusundan bahsediyorum. Adı Kürşat olan kabusundan bahsediyorum. Şu anda kim uyuyor? Kim kabus? Kim hayal görüyor? İkimiz de uyanana kadar bunu bilemeyiz, öyle değil mi Kürşat Efendi? Ben çoktan uyandım Rıza. Bu durumda hemen seni de uyandırmamız gerekiyor. Ne? Diyorum ki hemen seni de uyandırmamız gerekiyor. Ne yapıyorsun be? Şimdi sen de uyandın mı Rıza? Aman be nasıl? Azrail Rıza! Azrail! Bugünlük benim adım bu. Ben sana her zaman olduğu gibi itin oğlu diyeceğim. Aklını mı kaçırdın? Hala tam uyanamamışsın. Ne yapayım Rıza? Sen de hiç akıllanmamışsın Kürşat Efendi. Hala hiç akıllanmamışsın. Şu anda çomak soktuğun ateş seni de yakar, yanındakileri de. Bunu hala öğrenememişsin. Şimdi senin yerinde olsam hemen atar silahımı. Diz çöker. Ne olur affet beni Rıza abi. Bir yanlış yaptım. Sana silah sıktım Rıza abi. Ne olur öldürme beni Rıza abi diye yalvarmaya başlardım. Gerçi senin gibi bir pisliğe merhamet eder miyim, etmez miyim orasını da bilmem. Hatta sen benim yerimde olsan çok daha iyi nişan alırdın, öyle değil mi Rıza? Ama Allah'a dua et, ben senin kadar iyi nişancı değilim Rıza. Evet, birbirimize olan özlemimizi giderdiğimize göre şimdi gelelim asıl meselemize. Kızım nerede Gülsüm? Kızım nerede? Rıza abi, Rıza abi. Kaldır, kaldır elini. Yat. Abi kız. Kes lan sesini. Söyleyin adamlarınıza, hemen bana kızımı getirsinler. Hemen! Demek kızının nerede olduğunu soruyorsun, öyle mi? Beni biraz tanıdıysan, kızını burada yanımda taşıyacak kadar salak olmadığımı bilmen lazımdı Kürşat. Ne diyorsun sen? Sağ ol dayı. Alın. Sağ olun. Öbürü? Geliyor baba. Buyur. Abi sağ ol. Al kurban. Yok ağam, ben burama kadar tokum. Bu balığı başka zaman bulamazsın. Yok ağam, vallahi tokum ha. O zaman sen ya bilirsin. Sen de sus konuşma, ye şu balığını, kılçık mılçık kaçacak boğazına. Yok ağam, konuşmayacağım da bir şey diyecektim. Kafama takıldı yani. Yine ne takıldı kafana Selo? Ya biz az önce balık lokantasından çıkmadık mı? Çıktık. E madem balık yiyecektik, niye orada yemedik? Oğlum bu balık başka balık. Hem dön bir arkana. Bak şu manzaraya. İstanbul'da, denizin üstünde, boğaza karşı. Bir daha belki nasip olmaz. Al usta. Doğru söylüyorum valla. Bu benim sesimi kıskanıyor biliyor musun? Ana ne lan senin sesinden? Sesini kıskanıyormuşum. Ağam bak tamam. Dalaşıyor ya. Kıskanıyor tabii, yalan mı? Yarından tez yok, kurtuluyorum zaten senden. Senden de, sesinden de. Bundan sonrası da senin salak oyunların düşünsün. Allah! Oğlum asıl şimdi yandın sen. Var ya tam bittin oğlum sen, tam bittin sen. Ne diyorsun oğlum sen? Kimse benim koyunlarıma salak... Ağam kusura bakma. Gel lan buraya. Oğlum var ya. Dur. Oğlum seni var ya. Dur. Ağam boğuluyor. Su getir. Abi su. Ağam. Bir bardak su, Allah razı olsun. Dur lan dur. Öldüreceksiniz beni be. Öldüreceksiniz beni. Geçmiş olsun yeğenim. Sağ ol dayı. Kusura bakma ağam. Şey olunca birden heyecanlandım. Ağam su. Annem boğuluyor adam. Hadi.
Hazır mısın köylü kız? Hazırım. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Kolonya sürerken ne çok bağırdın öyle. Bütün komşular birini boğazlıyorlar diye balkona çıktılar vallahi. Ben sana demiştim köylü kızı. Ben pansumandan çok korkarım diye. Neyse. Bundan sonra Derya Başak falan bakar artık yaralarına. Hem onlar benden daha az acıtırlar tabii. Ne olur ağlamaya başlama köylü kız. Hem az önce arabada biz ne söz verdik birbirimize? Ayrılırken hiç ağlamayacağız. Ayrılırken hiç ağlamayacağız. Aynen öyle. Zaten bugüne kadar gözlerimizde ne kadar yaş varsa aktı. Hiçbir şey kalmadı. Bak, ikisi de kuru. Ben de hala biraz kaldı galiba. Ne? Onları da sen otobüsün arkasından el sallarken dökmeyi düşünüyorum. Böyle kalsanız ne güzel olur. Evet, poğaçalar da hazır. Hadi köylü kızı, acele edelim biraz. Acele edelim biraz. Artık söylemekten bıktım ama yine de söyleyeceğim. Biliyoruz ablacığım, biliyoruz. İkimiz de kocaman birer ahmaz. Bravo. Sonunda bu gerçeği görebildiğiniz için ikinizi de tebrik ederim. Sağ ol, sağ ol abla. Peki bu konuda bir şey yapmayı düşünmüyor musunuz? Nasıl yani? Nasıl bir şey yapmayı düşünüyor muyuz? Yani hayatınızın sonuna kadar hep böyle birer ahmak olarak mı kalmayı düşünüyorsunuz? Biz Memali ile anlaştık demiştim ya abla. Anlaştınız mı? Hangi konuda? Evet ablacığım, evet. Benim durumum düzelince ben Zeyno'yu yanıma aldıracağım. Ne? Yok, o Almanya'ya çalışmaya giderken söyleniyordu galiba. Yani şu anda Memali bana git diyor ama bir gün mutlaka gel diyecek nasıl olsa. İnşallah öyledir. İnşallah. Öyle değil mi Memoli? Öyle öyle öyle. Ben hemen ceketimi alayım çıkalım, geç kalacağız hadi. Otobüse binerken yanına almayı unutma. Yolda yersin diye yaptım onları. Merak etme abla, unutmam. Her şey için tekrar tekrar sağ ol. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim hiç bilmiyorum vallahi, vallahi. Memoli daha sonra seni çağırırmış ya. O zaman bir şeyler düşünürüz. Hadi köylü kızı, acele edelim. Belgin abla yavaş yavaş benimle alay etme formuna girmeden biz gidelim en iyisi. Tamam tamam. Ne var biliyor musun abla? Ne var Zeynep? Bazen keşke Allah sana da bir evlat verseydi diyorum kendi kendime. Benim gibi bir kızın olsaydı mesela. Bu kadar yalnız kalmazdım buralarda. Ben de bu kadar merak etmezdim seni. Aslında neredeyse oluyordu biliyor musunuz? Neredeyse oluyor muydu? Ha? Allah onu bana verdiği gün tekrar aldı benden. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.